Öyle öncelikle PİHA Haber Ajansı'na teşekkür ederiz. Bizi bu yayına aldığı için. Öncelikle deprem sürecini 2 yıllık bu süreç atlattık ama çok kötü. Yoğun bir travmatik bir durum var Adıyaman'da. Zülfikar canımızın başta olmak üzere tüm deprem şehitlerini burada sizin önünüzde saygıyla yine anıyorum. Bizim Pir Sultan Derneği olarak Zülfikar arkadaşın yönetim ve kadrosunun devamında deprem sonrasında çok büyük yoğun çalışmalar oldu. Yaralar sarma açısından insanlara büyük yardımlar ulaştı. Bu STK'lar, kurumlar, derneğimizin çalışmaları dolayısıyla. Tabii Türkiye tamamen elini uzattı bu işe ama özellikle Kürt bölgelerinden buraya gelen yardımlar da bize gerçekten onur verici oldu. Derneğimizin çalışmalarına gelince deprem sürecinden sonra yardım faaliyetleri, yaraların sarması bitmesiyle yeniden bir oluşuma ihtiyaç vardı. Bir boşluk yaşandı. Zülfikar canımızın gitmesiyle insan, yönetimdeki arkadaşların da bir hayal kırıklığı, bir güçsüzlük yaşandı. Ve akabinde derneğimizin yeniden Adıyaman'daki toplumumuz için faaliyete geçmesi, gençlerimizin önünü açabilme açısından yeni bizim gibi arkadaşlara görev verildi. Özellikle benim başkanlığımda bu görevi bana lütfeden genel merkezimize de teşekkür ediyorum. Biz çalışmalarımıza şöyle, önce Adıyaman'da bütün STK ve kurumları ziyaret ederek başlayacağız. Başladık da daha doğrusu. İlk başlangıcımız da pirlerimizin olduğu Bulam'dan başladık. Onlara niyazımızı verdik. Onlardan elimizi aldık. İmkanlar çerçevesinde yıkılan yerimizin yerine yeniden belediyemizin de desteğiyle talebimiz, çünkü o yönde bir yer çalışması var. Bunun üzerinde bir faaliyetimiz olacak. Akabinde yerimizi düzelttikten sonra bütün köylerde iletişim sağlayacağız. Bu muhtarlar üzerinden olur, bizim değer ailelerimiz üzerinden olur, burada kanaat önderlerimizden olur. Onlarla iletişim sağlayıp bütün Alevi köyleriyle tamamen ilişkiler sağlanacak. Bizim geçmişteki örf, adet, geleneklerimiz, yani Aleviliğin getirdiği kurallar neyse bunun üzerinde hizmet vereceğiz. Devletin bizim gençler üzerinde yaptığı asimile politikasını yıkmaya çalışacağız. Bunun için bir mücadele vereceğiz. Önümüzde uzun bir süreç var. Tabii Osmanlı'dan bu yana biz Alevi toplumu üzerinde büyük bir asimile sıkıntıları var, problemi var. Bunun için de insanlar elini taşın altına koyup bir mücadele verecek. Tabii ki mücadele verecek. Hepimiz vereceğiz. Canla başla da çalışacağız. Yani Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi bir ölür, bin doğarız. Yani kesinlikle kimse, özellikle burada hükümete de sesleniyorum. Biz Alevi toplumunun asimile etme üzerinden kesinlikle bir politikası düşünülemez. Kimse de kabul edemez. Biz bunun için bir mücadele vereceğiz. Özellikle Adıyaman'da Alevi toplumunun yoğun olduğu ve çevre bölgelerde de Alevi kıyımlarının geçmişte yaşandığı ve bizim de buna tanık olduğumuz bir bölgedeyiz. Biz akabinde bu çalışmalarda cemlerimizle, muhabbetlerimizle, toplumumuzla bir araya geleceğiz. Gençlerimize saz kursu, yanı sıra semah kursu vereceğiz. Gerekirse eğitim alanında bile onlara çalışmalarında destek sunacağız. Yeter ki gençlerimizde azim olsun, talep olsun. Biz de onların taleplerini karşılamak için mücadele edeceğiz.